kayınvalidem Çiğdem Sultanım. Hoş geldin. Merhaba. Kafanı karıştıracak katmerler var. Katmer bilir misin? Bilirim. Sever misin? Severim, İyisini yedin mi? Severim. Afiyet olsun. Katmer zaten söylemeyeceğim. Ekmek de değil, pişi de değil. Ben buna nasıl yorum yapacağımı hiç bilemiyorum. Bence bu tabak hiçbir şey değil. Böyle bir tabak, böyle bir katmer ben ilk defa gördüm. Saç ekmeği değil, hiçbir şeye benzetemedim. Ne tat var, ne lezzet var, ne bir kıvam. Hamur pişmemiş, pişirememiş, dışını yakmış, içi çiğ kalmış. Gerçekten yani ben bu tabağı yorum yapamayacağım. Çok iyi. İlk defa yapmış olabilir. O kadar acımasız olma. Beğenmedik diyelim, yumuşakça geçelim. Evet. Afiyet olsun. İlk ısırdığım tarafında şekeri çok yok. Ben böyle biraz şerbetin ağzımda almak isterim. Ama sonra biraz daha bu tarafından yiyince... Katmerde malzemeden kısmayacaksın. Kısmayacaksınız. İçi mesela bu tarafını yiyince şeker geldi ağzıma. Tabii bu da çok fazla böyle katmer olmamış. Ama ilk tabağın yanında biraz daha güzel pişmiş, daha ince açılmış. İnce olmuş. Daha ince açılmış. Hamur olmamış en azından. Altını üstünde pişirebilmiş. Beğendik. Bunu daha, yani onun yanında tabii ki bunu beğeneceğim. Üçüncü tabağımız. Yani gerçekten ben böyle düşündüğüm bir katman yemiyorum şu anda. O fıstıklar, o şeyler hiç bitmiyor. Antep'te değiliz şekerim. Ama lezzet ağzıma hiç gelmiyor yani. Hmm. Lezzet yok. Tabii ki Antep'te değiliz ama hani böyle bir tat bırakmıyor. En azından ufak bir tat bırakması gerekiyor tatsız ağızda. Tatsız mı geldi? Tatsız geldi. Mesela bunun hamuru biraz çok fazla mı pişirmiş bilmiyorum. Üstünü altı iyi pişmemiş. Çok fazla beğenmedim yani. Güzel olmamış. İnce açabilmiş mi? Ya ince evet çok ince ama yani böyle... Olmaması lazım. İnce derken bu değil yani. Biraz daha böyle yağ falan ağza gelmeli katmerde. Hani böyle kurutarak incelik istemiyorum ben katmerde. Beğenmedik. Beğenmedim yani. Son tabağımız. Ben bunu nasıl yiyeyim şimdi? Çok da böyle sevmiyorum aslında yemeği karıştırmayı ama hani laf söyleyecekler ya çok güzel yaptım, çok iyi yaptım diye. Buyurun hamur yani. Şu illa pişmiş bir tarafı vardır. Bu tarafından yiyeceğim. Karnını ağrıtmadan. Hı-hı. En azından söyleyecek bir sözün olur. Hamur, yorum yapmam gerekiyor zaten. Hiçbir şey olmamış. Her şeyle tamamen bir hamur. Pişmemiş. Olmamış ne şekli ne kendi. Hiç tadı tuzu olmayan bir tabak. Peki. Zaten kameralarda çekti. Hı-hı. 16 bilezik için yarıştığınızı bir kere daha hatırlatıyorum ve değerli puanlarını bekliyorum. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Birinci tabak da bir puan. Birinci tabak bir puan. Şimdi bunların yanında tabii ki bu daha iyi. Buna üç vereceğim. Üçüncü tabak üç puan. İkinci tabak da beş puan. Evet yani... Tam olarak yorumladığın gibi de puanladın. İki tane birimiz var. Haftanın da ikinci günü. Hayırlı uğurlu olsun herkes için.